İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Harp, rahmetullahi aleyh. Dehri iman ediyor. Bizanslılar devrinde bir doktor yaşıyordu. Allah'a inanmıyor, haşa, yoktur diyordu. O semavi dinlerden inanmazdı birine. Derdi ki, var olmuştur alem kendi kendine. Yoktur bu kainatı bir yaratan, var eden, bana ispat eylesin aksini varsa diyen. Kim ikna eder ise beni kendi fikrine, ben dahi gireceğim o kimsenin dinine. Halk ifsad oluyordu zehirli sözlerinden. Hristiyan alemi aciz kaldı elinden. Bunu krallarına gidip haber verdiler. Bu dinsizi biz ikna edemedik dediler. Kralın da o ara geldi ki hatırına, göndereyim bunu ben Müslüman diyarına. Onların alimleri daha çok bilgilidir. Bu dehrinin haddini ancak onlar bildirir. Bir de mektup yazarak İslam hükümdarına dedi, dinsiz bir doktor gönderiyorum sana. Kendisi dehri olup tanımıyor Rabbini. Bildirsin ulemanız bu dehriye haddini. Haber saldı hükümdar Ahmet bin Harbe hemen. O dahi hükümdara buyurdu ki cevaben, hazırlayın sarayda münazara yerini. Ben biraz gecikirim. Az beklesin o beni. Ahmet bin Harp meclise geç gelince bilerek sordu dehri, niçin geç kaldınız diyerek. Buyurdu ki, ben abdest almak için Dicle'ye gidince şahit oldum gayet tuhaf bir şeye. Ne gördünüz deyince buyurdu, biraz evvel o suyun kenarında ağaç vardı çok güzel. Baktım o koca ağaç birden yere yıkıldı. Sonra kendi kendine biçilip tahta oldu. Sonra da bu tahtalar insan eli değmeden birbiriyle birleşip bir sandal oldu hemen. Kayıkçısız küreksiz başladı yürümeye. Ben bu yüzden geciktim yanınıza gelmeye. Dehri bunu dinleyip dedi ki, bu delidir. Bu saçma sözleri de bunun bir delilidir. Buyurdu ki, ey ahmak! Vazgeç bu gururundan. Senin saçmalarının bir farkı var mı bundan? Sen dersin ki, bu alem olmuş kendi kendine. Bu sözün uyuyor mu hiçbir akla ve dine? Bir sandal ki ustasız yapılamazsa madem, nasıl kendi kendine oldu bu koca alem? Bir alem ki içinde ne ince sanatlar var. Ay, güneş sistemleri, milyonlarca yıldızlar. Akılları şaşırtan bu incelikleriyle bu alem hiç sahipsiz olur mu peki söyle? Dedi ki, çok haklısın. Lazım elbet bir yapan. Şehadeti getirip İslam'a geldi o an. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Bekir Şibli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki,
Dünyadaki sermayenize çok dikkat edin ve bilin ki ahiretteki sermayeniz de bu olacaktır buyuruyor Ebu Bekir Şibli rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun bize. Osman hocamla görüşecektim. Görüşüyorsunuz, canlı yayındasınız. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim, buyurun. Cumanız mübarek olsun. Amin sizinki de. Sevgiyle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Estağfurullah efendim, buyurun. Hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bugünlerimizi aratmasın. Allah bizim ömrümüzü size katsın. Estağfurullah. Hayırlısını. Hayırlısını. Dini yönde çok şeyleri sizden öğrendik. Allah 100.000 kollu razı olsun şu mübarek günlerde sizden. Allah ömrümüzü uzun etsin inşallah. Hayırlısını versin inşallah. Sizden bir amin inşallah. Sizden benim de bir üniversite giden bir çocuğum var. Dini yönde biraz yani o kadar şey yapsak da biraz zayıf kalıyor. Ona bir dua istiyorum şu mübarek günlerde. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Cenab-ı Hak hayırlı kimseleri ehl-i sünnet itikadında kimseler arkadaş eylesin. Kendi amin. Razı olduğu beğendiği yere ulaştırsın Cenab-ı Hak inşallah. Amin. Amin hocam. Allah razı olsun. Diline sağlık. Ben geçen de sizi gene aramıştım bu tazminat konusunda. Şimdi ben bunu yani ben tatmin ettiniz. Allah razı olsun. Ben rahatladım. Ama şimdi çevrede ben diyorlar ki bu bizim aylıktan kesiliyor. Ya sen yanlışın var. Bunu hoca şey olmuyor. Ya numaranı vereyim diyorum. Bu numaradan aran sorun. Hani yerin altı var demiştin bana. Ben de şey olarak hani diyorum aylığını alıyorsun şey olun. Bu nasıl oluyor hocam bana böyle dedi. Yani dürüst ve şey hoca isterseniz de sorun diyorum. Adamları ben ikna edemem. Acaba fitne uyandırıyor muyum? Bir bunu doğrusunu yapıyorsun. Yok bir şey yapmıyorsunuz. Tamam. Yani başkasına dediğin zaman adam aman şey yapma diyorlar. Bak sen dengesizlik yapma bilmem ne. Adamlar beni tehdit ediyor gibi bizim rızkımızla oynama gibi bir şey yapıyorlar. Yani bu zamana kadar hiçbir hoca söylememiş bu nasıl oluyor diyorlar. Tamam efendim. Yani kusura bakma çok özür dilerim. Bayağı bir zor durumda kaldım. Ama ben ki oldum. Allah razı olsun. Cennet yeriniz olsun inşallah. Cümlemizin inşallah Tuhal efendim. İkinci bir sorunda bir ağır engelli benim çocuğum var. Otizm %90 raporu var. Bunu biz oyu çıkıyor. Oyunu kullanıyor ama karşı görüşlü kişiler bize kullandırmıyor. Ben de yani can pahasına da olsa bir kurşun olarak da görerek kullanıyorum. Asker polis de gelse diyorum getirin ben bunu kullanacağım. Acaba doğru mu yapıyorum hata mı edeyim ne yapmam lazım? Peki efendim. Bir sorum daha olacaktı. Bir de bu sizin hani bu namaz falan hakkında geçen kazaların ölü kişinin böyle bir şey yapılıyordu. Hani dini bir, üç kişi mi dört kişi bir kardeşimizle birlikte. İskat. Onu adam diyor ki böyle bir şey yok. Bir hoca yani bu da hafız olaraktan bilmez. Bu bidattır, böyle bir şey yoktur. Bunu da bana bir aydınlatır mısınız? Yani sizden peki. İnanıyorum ama gene de duysun bunu şey olarak. Peki efendim. Bu Diyanet'te hoca yani hafız o da ben arkasında teravih falan kılıyorum. Şöyle acaba kılmayayım ne yapayım onu da sizden rica edeyim. Peki. Oldu efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler Osman Hacı. Hayırlı günler efendim buyurun. Hocam ilk önce sizden dua istiyorum ailem ve çocuklarım için. Rabbim size de çocuklarınıza da sevdiklerinize de hidayet nasip etsin. Ahir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin hocam Allah razı olsun. Benim ilk sorum hocam mesela türbeye gidiyoruz hani ziyaret için. Hı hı. Onun içinde namaz kılınabilir mi hani türbede? Hani birkaç kişi girdi içeri hani kıldı. Biz hani soralım diye şey yaptım ben size hani kılınabilir mi? İkinci peki efendim. İkinci bir sorum da hocam. Mesela akşam namazı hani erken biter diye biliyoruz hani zamanı. Doğru. Yatsıya 45 dakika kalarak hani kılınabilir mi? Onu öğrenmek istiyordum. Peki efendim. Bir de hocam kıble mesela. Hani sizden ben duydum hani özellikle kıble olmadan kılınmaz namaz diye. İlla ki bilmemiz lazım değil mi hocam hani kıbleyi? Bu kadar hocam. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Hocam bir soru da ben sorabilir miyim? Hay hay. Bir kadın yanına mahrem akrabalarından birilerini alarak gasil yapabilir mi? Yani ölü yıkayabilir mi? Yardımcı olarak mahrem akraba dediğine göre erkek diyor herhalde. Artık ölünün mahremi mi, kendi mahremi mi onu bilemiyorum. İkisine de cevap verirseniz olur. Efendim şimdi
Kadını kadınlar yıkar, erkeği de erkekler yıkar. Sadece kitaplarda buyuruyor ki ölen bir erkeği hanımı hala daha o iddet müddetiyle o erkeğe bağlı olma sebebiyle hanımı yıkayabilir. Hep öyle bir durum varsa mesela hanımını yıkaması tercih edilir. Çünkü netice itibariyle onun helali. Ama bunun dışında bir anne oğlunu yıkayamaz. Bir baba kızını yıkayamaz. Evlat anne babayı yıkayamaz. O evet. Evlat baba erkekse babasını yıkar da annesini yıkayamaz. Evet. Erkekse. Peki bir kadın meyiteyi yıkıyor. Bana yardımcı olsunlar diye o meyitenin oğlunu erkek kardeşini çağırsa, ona yardım etmiş olsa uygun olmaz. Uygun olmaz. Kendi mahremini çağırsa o da uygun olmaz. O da uygun olmaz. O da uygun olmaz. Ha şöyle diyorsa efendim ben kendi yakınlarım o mahremden ne anlıyor bilmiyorum. Mahrem demek ki ebediyen nikahı haram olan demektir. Kendi yakın akrabamdan bana destek vermeleri için cenaze meyit yıkarken gazetederken bana yardımcı olabilirler mi? Olabilirler. Onun mahsuru yok. Hem cinsi kadını yıkıyor. Yanında aynı şekilde o ölenin yakınlarından zaten o tercih edilir. Çünkü insan ölünce bütün vücut kendisini salar. Salın da tabii çeşitli şeyler de idrar yolları, gaite yolları da boşalır. Veya boşalabilir. Boşalabilir. Hareket ettikçe boşalabilir. Bu bir ikincisi bir de mesela adam rahatsız değildir, hasta değildir. Ani bir ölüm olmuştur. Kalp rahatsızlığıdır. Vücudu kararmıştır. Kitaplarda yazıyor yüzü karardıysa, vücudu karardıysa imansız gitme tehlikesi vardır diye. Yabancı görse bunu, hele onu sevmeyenler görse, aa ben senin ananı gördüm ya da babanı gördüm yıkanırken kefine simsiyahtı falan, bunu yayar. Halbuki o gasil anında görülenleri söylemeyen emin kimseler tarafından yıkanması lazım cenaze. Bunun için de yakınlarını yıkaması tercih edilir. Hikmet-i ilahi, dirilerden korkmuyorlar da ölülerden korkuyor insanlar. Ben korkarım giremem diyor falan. Yani ölü bu. Ondan aynı şekilde korkulacak bir tarafı kalmamıştır ki. Yani niçin korkuyorsun? O da enteresan bir durum tabii. Tekrar dirilirse diye korkuyor. Tekrar dirilirse. Veyahut da nefsi korkuyor. Nefsi onu görünce bir gün beni de böyle yatıracaklar falan. Ondan korkuyor esas. Yani ölüden korkmuyor da ölmekten korkuyor. Onu da açık açık söyleyemiyor. O korkunun nereden kaynaklandığını da bilemiyor. Halbuki deriden kork. Ölüden niçin korkuyorsun ki? Öyle bir şey yapmaz, yapamaz. Ruhu bedeni terk etmiştir. O bedeni aynı şekilde çuval gibi sırtına al götür. Bir şey yaptığı söz konusu değil efendim. Demek ki bir kadının, yani ölen kadının mahremi de olmuş olsa kocası bile gelip bakamaz artık kadına. Babasıdır, amcasıdır, dayısıdır, erkek kardeşidir, oğludur. Bunların orada bulunması uygun değil. Bunların orada bulunması uygun değil. Ancak yıkayıcı olan, yıkayıcı konumunda gasil durumda olan yanına yardımcı alabilir. Ama o yardımcı ölenin yakınlarından olması. Ve kadın olması. Ve kadın olması. Tercih edilir. Efendim gelelim ilk dinleyicimiz. Daha önce siz dedi anlattınız dedi. Ama dedi bunu dedi aynı şekilde ben anlatınca dedi falan hemen bağırıyor. Tabii bağırır. Niye? Nefsine ağır gelir. Efendim hiç bu hoca demedi. Peki hoca kılıklı bu insanlar acaba fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okuyup da bu caiz mi değil mi diye hiç hatırlarına geldi mi? Ya da hocaların her dediğini yapıyorsunuz da bu mu kaldı? acaba hiç bu hatırlarına geldi mi? Efendim ama diyor hafız. Ya hafız da Allah rahmet eylesin. Babam rahmetli nerede bulduysa külli cahilin hafızın diye bir şey okurdu tamam. Devamlısı okurdu böyle. Adam Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kimse İslamiyet'i bilir demek değildir. O da tabii şeyde altyapı olmadığı için. Ya hoca işte Kur'an-ı Kerim çok güzel okuyor falan. Tecvid uygun doğru. Gitmiştir Allah Teala razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiştir. Ondan sonra tecvid uygun okuyordur. Ama o her şeyi bilir demek değildir. Her şeyi bilir. Efendim işte gitti Arapçayı çok iyi biliyor.
diyeceğim, ona kalacak olursan, Suriye'dekiler, Irak'takiler, Arabistan'dakiler, Yemen'dekiler, Mısır'dakiler, Libya'dakiler, Fas'takiler, ya o çocuk doğar doğmaz. Ana diller Arapça. Ana diller Arapça. Bunların hepsi alim mi? Babamla rahmetli bazen böyle şey yapıyorduk falan işte. Arapça biliyorsun, çok iyi Arapça biliyor falan. Ya dedim baba, Arapça bilmek aynı şekilde alim mi? Dedim sen hiç yurt dışına çıkmadın. Şu dedim bizim güney vilayetlerden, Kilis'ten Antep'ten aşağı in. Ta şeye kadar, Umman Denizi'ne kadar. O coğrafya ne bir saniye şekilde Arapça konuşuyor. Ondan sonra geç dedim Nil'in öbür tarafına, Mısır, Sudan, ondan sonra Fas, Tunus, Cezayir. Bunlar dedim küçücük çocuklar falan dedim. Şakır 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 Arapça konuşuyor. Ve dedim orada dedim Hristiyanlar da var. Hristiyan papazlar da Arapça konuşuyor. Hem de şakır şakır. Müncit lügatını da dedim Beyrut papazları yazmışlar, hazırlamışlar. Ondan sonra öyle, öyle baktı kaldı. Şimdi bunlar alim mi? Dedim papaz bunlar. Ama ana diller Arapça, Arap bunlar. Ana diller de Arapça. Arapça bildiği için bu İslam alimi midir? Arapça din ilimlerinde sadece bir vasıtadır. Vasıtalardan biridir. Ha, vasıtalardan biridir, tamam. Vasıtalardan biridir. O daha güzel oldu o ifade. Dolayısıyla yani her Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen, her Arapça bilen, Farsça bilen alim demek değildir. Alim demek değildir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, alim hakla batılı ayıran demektir. Adam ilahiyatı bitirmiş, hakla batılı ayıramıyor. Akademik kariyer yapmış, profesör olmuş, gene ayıramıyor. Cehli mürekkep olmuş. O farklı bir şey. İlim alimlerden öğrenilir. Din ilimleri alimlerden öğrenilir. Ve onlar kitaplarından öğrenilir. E şimdikiler kendilerine aynı şekilde cahil oldukları için kimseyi gözleri gördüğü yok. Habire sırtlarında devleti dayıyorlar. Ya ondan sonra din düşmanları da böyle cahil, geveze, kendi kafasına göre konuşanlara da aynı şekilde mikrofon tutuyor. Bunlar da beyanat veriyor falan. Meşhur oluyorlar ya böylece. Onlar da oraya da koşuyor. Oraya da koşturuyor. Şakşakçısı çok. Para da var. Bu televizyonlarda program yapanlardan bir gün bir arkadaş geldi. Hatta TGRT'de de çalıştıydı. Daha sonra başka televizyonlarda falan da şey yaptı. Sen dedi bir televizyonda devamlı surette o televizyonun demirbaşı oldu. İşte böyle dini programlar yapan birisini. Onun dedi ne kadar ücret aldığını falan biliyor musun? Ben dedim ne ilgilendirir ki, ne alırsa alsın. Dedi o dedi otel bile aldı biliyor musun dedi. Anlamadım dedim. Ya o adam benim bildiğim bir öğretim üyesiydi. Yani bu adam profesör olsa, aylığı 20.000 lira olsa, kesintisiz, 10 ay durmadan vermiş olsalar, hiç bundan yemese, 250.000 lira eder. 250.000 lirayla da bir otel alınmaz. Ev bile alınmaz. Ha, İstanbul'da bir ev bile alamaz. Doğru dediğin ya. Otel alıyor falan. O zaman aynı şekilde diyecekler, sen bizim dediğimiz gibi konuşacaksın. Her şeye fetva vereceksin. Nitekim biz usul abdestiyle alakalı olarak Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde diş dolgusu, eğer dişinde dolgu ve kaplama varsa bu iki mezhepte bunun guslü olmuyor. Maliki ve Şafii mezhebini taklit etmesi lazım diye anlatıyoruz ya. Bu televizyondakilerden bir tanesini aynı şekilde sormuşlar, efendim böyle böyle diyor birisi. Adamın söylediği laf, Allah diyor ağzını açıp da bakacak mı? Ne terbiyesiz ya. Senin ağzını açmana ihtiyaç mı var Allah-u Teala'nın? Senin ağzının içini de, kalbini de, vücudundaki bütün hücreleri de, hatırından geçeni de, hepsini de biliyor o zaman Allah-u Teala'nın ilim sıfatını da inkar ediyorsun. Yani insan gibi kabul ediyorsun demektir. İnsan gibi kabul ediyorsun. Dolayısıyla onu hoca diye kabul eden, ona da bak, demek ki diyor, dolgu veyahut da kaplama şeye gerek yokmuş. Taklit etmeye gerek yokmuş. Adam cünüplükten kurtulmuyor. Ne yaptı bu adam? Bunların hepsini cehenneme götürdü. Kendisiyle beraber. Tercih kendilerine ait. Hani kelbaşa şımış tarak diyorlar ya. Hadis-i şerifte amelleriniz amirlerinizdir. Sen böyle istiyorsan Allah-u Teala sana da böyle bir hoca aynı şekilde bulur. Bir tane bir şey anlatıvereyim de. Temeni sırtına yüklerler ya.
Temel böyle boş geziyor, iş arıyormuş falan. Bir köyden geçerken demişler bizim imama ihtiyacımız var. Bu da demiş bana imama. İyi demiş. Cenaze yıkamasına bilir misin? Bilirim ama demiş tek başıma yıkarım. Köyün de altında böyle bir dere geçiyormuş falan. Orada bir gasilhane var. Şey dereye bakıyor aşağıya. Neyse bu alıyormuş getirmiyorum. Kapıyı kilitliyormuş falan. Ondan sonra ya demiş yıkadım okudum üflenim uçtu gitti demiş ya sizin cenaze. Meğer dereye atıyormuş. Neyse bir gün dereden bunun attığı cenazelerde bir tanesi aşağıda köyler yakalamışlar. Getirmişler hoca hani gittiydi falan. Valla demiş. Demiş uçtuydu uçmasın ama demiş. Yukarıda ne halt ettiyse demiş aşağıya gitmişler. Yukarıda ne halt ettiyse aşağıya atmışlar. Bunlar şimdi dünyada bir sürü halt ediyorlar da. Ahirette görecekler tabii ki. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Mert isen kendine baba ol. Mert, sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz. Başı boş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben, ''Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sorduğunda bütün ruhlar kalubela yani ''Evet Rabbimizsin'' diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine falanca kimse su üstünde yürüyor buna ne dersiniz dediklerinde cevabında bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer buyurur. Falan adam havada uçuyor dediklerinde sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır buyurur. Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor dediklerinde ise şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca bu kumaş 5 altından ziyade etmez der. Köylü ben bunu seve seve aldım deyince ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine bu mert kimdir diye sorar. Muhammed bin Münkedir derler. Köylü bu ismi duyunca Sübhanallah bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri birisine borcun var mıdır diye sorar. O da evet Allah-u Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime buyurur. Harun Reşit Hazretleri insanlara borcum var mı demek istiyorum der. Allah-u Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup bunlar helaldir. Annemin mirasındandır der.
Fuday bin İyad Hazretleri bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerinin ismi anıldığında "Ah ne insandır o, hakikaten mert kimsedir" derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri de "Mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim" denildiğinde cevabında "Nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır" ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun, nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın. Sakın onun senden uzak olduğunu sanma. Belki sen ondan uzaksın. Sen, sensiz sende yok olursan, başkasına açılmayan kapısı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder. Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında, "Böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur" buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba ol. Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim şimdi dinimizde tazminat diye bir şey yok. Çalışıyorsun, ücretini alıyorsun, bitiyor. Sonra da çıkartır orman kanunu falan. Tabii İslam yeni unutulduğu için çalışan da çalıştıran da ikisi de İslamiyet'in emrine uymuyor. İki tarafta. Çalışana mesela fabrikayı tapulasan niye verdin demez. Ver mi? Yok. Hakkım der hatta. Hatta hakkım der ya. Tabii ya, biz çalıştık, biz yaptık. Kaç yıldır falan çalışıyorum falan. Aha. Ya kaç yıldır çalıştım, böyle fabrika bile yapar adam. Ben olmasam bu şirket olmazdı. Olmazdı. Dolayısıyla yani iki tarafta yani hakkını arayan. Sen çalıştın, ücretini aldın, gitti. Senin hiçbir hakkın yok. Ve senin ücretinden de kesilmiyor o. Uydurmuşlar öyle. Efendim onun bizim hakkımız falan. Hak falan değil efendim. Yani İslamiyet'te tazminat diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Ha şimdi çalıştıran kimse de gördü mü İslamiyet'i yokmuş. İslamiyet'i yokmuş arkadaş. Sen de İslamiyet'i uygun olarak aynı şekilde ücret veriyor musun, vermiyor musun? Orası ayrı bir mesele. Yani adil misin? Bu adil İslamiyet'in bittiği emir ve yasaklara uyulduğu zaman geçerli. Yoksa yani iki tarafta aynı şekilde zaman zaman hani onu söylüyoruz ya, iki sene önce miydi? Hani Eyüp diye yaşlı bir adamcağız zekat dağıtacakmış, evet, falan. Evet, iki sene önce. Adam ne dese öldürüyorlar da nasıl saldırdılar ya, bana da ver, bana da ver, bana da ver falan. Ana. Oradakilerin hepsi fakir miydi bilmiyorum yani. Adamın elinde desteğiyle bana kaptım gidecek yani. Yani şey söz konusu değil. Gelelim efendim. Bu dinleyicimiz de başkasına anlatmasına gerek yok yani, alanı aslında bunu ilgilendirmez yani. Ha, soran olursa yani, söylesin. Soran olursa. Böyle böyle desin. Gidip de aynı şekilde yok söyleydi böyleydi falan, tartışmanın bir alemi yok. Herkes paşa gönlü bilir. Ağır engelli çocuğuma dedi, oy kullandıracağım. Kanuni haksa kullandırır, onun için mahsus söz konusu. İsteği almışlar çocuğu demek ki. Tamam. Hak. Bir de burada dedi, birisi dedi işte aynı dedi de iskat yok. İmmatı okullandı yıllardır söylüyor. Biz de anlatıyorlardı onu, iskat yok diye. Ama Ehl-i Sünnet alimleri kitapları da yazmışlar. Tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabının meyit için iskat diye bir bahsi var. Allah razı olsun, açıp orayı bir okuyun. Orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh birçok müştehit alimlerin ve fıkıh kitaplarından nakil yaparak ve bir de bir hadise naklediliyor orada. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiramdan birisinin annesi veya babası işte Ramazan-ı Şerif'te hastalanmış, oruç tutamamış, namazında kalamış, vefat etmiş. Geliyor Resulullah Efendimiz'e, ya Resulallah böyle böyle işte annem veya babam vefat etti, oruç tutamadı, namaz da kılamadı. Ben onun evladıyım, kılamadığı oruçlar, kılamadığı namazlar kılsam, tutamadığı oruçlar tutsam olur mu? Hiç kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Hiçbir şey yapamaz mıyım diyor, fidye ver buyuruyor. İskat buradan kaynaklanıyor. Bunlar nasıl hesaplandığını da bilmez. Her vakit için 1750 gram buğday. Bir günlük için 10,5 kilo buğday eder o. Ondan sonra adamın ömründen buluğ çağını çıkartıyorsun, yaşının tamamını aynı şekilde iskatını yapıyorsun. Karşına tırlarla şey çıkıyor,
Buğday. Buğday çıkıyor. Efendim bunun faydası olur mu? Senin kıldığın namazın faydası olur mu? Senin okuduğun Kur'an-ı Kerim'in faydası olur mu? Sen hafızsın, Kur'an-ı Kerim okudun. İndi ilahide makbul mu oldu senin okuduğun? Garantin var mı? Bir belgen var mı? Oruç tutuyorsun. Tuttuğun orucun kabul olduğuna dair bir garantin var mı? Verdiğin zekatların kabul olduğuna dair bir garantin var mı? E peki nasıl aynı şekilde bunu söylüyorsun hadis-i şerifle bildirilen bir şeye karşı? Efendim ne olacaktır namaz kılmamıştır falan. O zaman herkes namaz kılmasın, arkasına iskat yapılsın. Böyle cahil cahil laflar ederler. Bu ölen bir kimsenin yapacak bir şey yok. İmanlı gittiyse, şartlarına uygun da bir iskat yapılmışsa Allah-u Teala onu vesile kadar onu affeder. Onu affeder. Onu ben bilemem ki. Allah-u Teala mutlaka soruyor yani. Bir sebep. Bir sebep. Dolayısıyla ölenin arkasına mutlak iskat yapılmalı. Meyit için iskat, hatta diyelim ki ailesi falan bilmiyorsa onu tanıyan birisi de yapabilir buyuruluyor. Tam İbn-i Saad-ı Tevedi'nin meyit için iskat bahsinde bu konuda geniş bilgi var. Efendim gelelim son dinleyicimizin ilk suali. Dedi türbede namaz kılınır mı? Hem kılınır hem kılınmaz. Hoppala. Niye hem kılınır hem kılınmaz yani? Değil mi? Nasıl yani? Şimdi bazı türbeler böyle sadece mezarın şey yapacağı kadar namaz yapılmış. Namaz kılacak yer yok. Yer yok. Şimdi. Namaz kılmak için durursan tam kabir karşına geliyor. Bu mekruhtur buyuruyor. Bu mekruhtur. Bazıları da gelenlerin yani rahat oturması ve rahat aynı şekilde orada okmalar, şey yapmalar için geniş yapılmış. Geniş yapılmış. Mesela mezar kıble tarafı mesela boş bırakılmış. Mezar arkada kalıyor. Sen dönüyorsun kıbleye karşı namaz kılabiliyorsun. Ama o tür şeye karşı, mezara karşı namaz kılamazsın. O mekruhtur buyuruyor. Namaz kılabilecek bir yer varsa, önüne de mezar gelmiyorsa, kıble tarafında öyle bir şey de yoksa namaz kılınabilir buyuruyor. Bir şey karıştırılabilir. Daha önce de anlatmıştım bu Vehhabilerin yaptıklarından falan bahsederken türbe ziyaretinde sırtımız kıbleye gelecek o zaman değil mi? O tabii yani, sırtımız. Türbeyi ziyaret ederken. Tabii. Bu defa kabir önümüzde olacak. Yüzümüz kabre dönük, sırtımız kıbleye dönük olacak. Ziyaret ederken böyle yapacağız. Ederken, evet. Namaz kılarken yüzümüz kıbleye, sırtımız kabre gelecek. Evet, yani kabre karıştırılabilir gelecek. Onun için diyor. Bu sebepten dolayı bu da zaruri bir durumda olur. Ha dışarısı yağmurludur, kardır, fırtınadır. Başka namaz kılacak yer yoktur. Orası da müsaittir, kılınabilir. Ama dışarıda müsait yer varsa başkaları onu yanlış görebilir. Ha burada namaz kılınıyormuş, gelip kabre karşıda duruverir. O da yanlış olur. Mekruh olur, günah olur. Efendim bir de dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dedi ki akşam namazı yatsıyana kadar kalana, mesela 45 dakika kalana kadar kılınır mı? Herhalde dinleyicimiz bir şey dinlemiştir. Akşam namazını ilk yarım saat içerisinde kılmalı. Herhangi bir özür yokken o yarım saatten sonraya bırakmak mekruh olur ifadesi kitaplarda geçiyor. Belki onu duydu. Mekruh olur ayrı bir şey. Akşam namazının vakti yatsı girene kadardır. Hatta yatsının girmesine diyelim ki bir dakika var. Niyet ettim akşam namazının farzını kılmaya, Allahu Ekber dedin, tekbir aldın, yatsı girdi. Hanefi mezhebine göre akşamı gene vaktinde kıldın. Aa nasılsa böyleymiş, oraya kadar geciktireyim o günah olur. O öyle değil. Böyle bu zaruri durumlarda bunu kullanmalı. Kılamadığı durumlarda. Yalnız şimdi mesela bizi dinleyenlerin içerisinde Şafii mezhebinde olan da var. Şafii mezhebindekiler, hatta Maliki mezhebi de öyle. İmam Şafii ve İmam Malik rahmetullahi aleyhima buyuruyor ki vaktinde kılabilmen için akşam namazını vaktinde kılmış, kazaya kalmaması için yatsıya çok az bir zaman var. Niyet ettim Allah-u Teala razı olsun akşam namazını farzını kılma, Allahu Ekber dedin. Birinci rekatı kılman lazım buyuruyor. Vakit girmeden. Girmeden. Ama İmam Hasan Übani Hazretleri vakit girmeden iftitah tekbirini aldıysan vaktinde kılmış olursun, kazaya kalmış olmaz. Ama İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri bir rekat kıldıktan sonra öbür vakit girerse senin namazın kazaya kalmamıştır, vaktinde kılmış olursun buyuruyorlar. Bir de dinleyicimiz kıble dedi, daha önce anlatıyordunuz dedi, mutlaka bilinmesi lazım mı? Tabii. Ne tarafta olduğunu bilmemiz lazım. Yolcuysak, hava kapalıysa, soracak kimse de yoksa, bazen soruyorsun, hakikaten adamın dinlemeyle falan alakası yok. Şimdi biz bir gece
bir yerden geliyorduk. İstanbul'a geliyorduk ama nasıl geldik bilmiyorum. Nerelerden böyle bir kıvrım kıvrım yollardan indik bir. İndik ondan sonra aşağı inince bir tren şey benzin istasyonu. Hava kapalı. Gece zaten. Ya dedik bilir. Baktık orada da o zamanlar daha mescit falan yok. Çok eski bu anlattığım. Ondan sonra dedik ya şu benzinde çalışan. Dedik delikanlı bir genç birisi var. Kıble bilmiyorum abi dedi. Ya dedim güneş ne taraftan doğar? Durdu durdu. Onu da bilmiyorum abi dedi. Sen dedim hep gece mi çalışıyorsun? Evet dedi gece çalışıyorum. Hiçbir görmemiş yani. Hiç görmemiş. Ya ne taraftan ne taraftan ayınca giriş şey yapıyor. Hani Nasrettin Hoca Mehmet diyor bu karanlıkta ben ne bileyim diyor sağ mı sol mu da. Bu karanlıkta. O zaman böyle karşılaşıyor. Ha, böyle durumlarda hani güney kuzey buralar sorulur. Soracak kimse yok. Kitapta çok açık net bir şekilde önce araştıracağım. Ya ben hangi istikamette gidiyorum? Bu istikamette gidiyorum. Benim geldiğim istikamet neydi? Doğuydu. Ben ne tarafa doğru gidiyorum? Batıya gidiyorum. Batıya gidince burası doğu, burası da batı olunca ondan sonra bu taraf güney, bu taraf da kuzey olur. Şeyde Mekke-i Mükerreme'de işte güney doğu neyse bulunduğun yere göre böyledir dedin. Araştırdım bak. Durdun. Ama tam tersi çıktı sonra. İade etmezsin buyuruyor. Namaz olur yani. Namaz oluyor. Namaz oluyor. Yani orada bir gayretini yani Allah Teala biliyor ki bu bir gayret etti. Bulamadı ama diyor. Bulamadı. Tam tersine durdu. Ben de kabul ettim namazını buyuruyor. Çünkü o gayretin içerisine girdi. O gayretin içerisine girmek demek bunu Allah razı Allah Teala rahmet eylesin. Emir abi çok güzel izah ediyorlardı. Allah Teala'nın emrine kıymet vermek demek. Rabbimin emri bu. Ben bunu yani güzel yapmam lazım. İyi yapmam lazım. Her şeyin sahibi o. Benim de sahibim o. Kıymet veriyorsun, değer veriyorsun. Ama yanlış yapıyorsun. İstikbali kıblede farz. Farz. Ama ters buluyorsun falan. Allah Teala buyuruyor ki buna bu kadar verebildim. Bu kadar bulabildim. Bunun kabiliyeti, kapasitesi bu kadar. Ama benim emrime değer verdi. Gitti, araştırdı. Bu, isabet ettiremedi. İsabet ettiremedi. Ama ben bunu kabul ettim buyuruyor. O çok önemli. Değer vermek. Oturduğun yerde yok ya yetişmez ya bilmiyorsun şimdi kıbleyi de. Ya sana kaza edersin ya falan. Demek var. Kalkıp abdest almak ondan sonra kıble bu taraf olabilir şu taraf olabilir deyip koşturmak araştırmak var. İkisi indi ilahi de farklı olacak. İki kişi aynı anda namaz kılıyor. Ahirette aldıkları derece farklı. Şeyle sevap farklı olacak. Birisinin ihlası farklı. Gayreti farklı. Hatta ne bileyim ben daha çok dikkat ediyor. Ya birisi salla parti gidiyor. Bunun ikisinde aldığı derece. İki kişi de oruç tutuyor. İkisinde sevabı derecesi farklı olur buyuruyor. İkisi de farklı. Hem aynı iş. Evet aynı iş. Aynı ücret değil ama. Aynı ücret değil. Çünkü onların ücretini arttıran sebepler ayrı ayrı bildiriliyor. Onun için kıblenin de bilinmesi lazım. Hele Şafii mezhebinde olanlar özür dilerim de. Kesin bilmesi lazım. Yani gerçekten Kabe-i Muazzama tam karşımda diye şey yapması lazım. Hanefi mezhebinde mesela tam İbn-i Saadet'te bir dedi. 45 derecelik açı içerisinde hatta onu Saadet'te bir de kitabında bir tarif var. Mesela benim sağ kolum sol gözümün kaşının üstünde çapraz. Sol elim de sağ gözümün. Sağ gözümün. Bu ikisinin arasındaki bu çapraz yaklaşık 45 derecelik bir açı. Bu açının içindeyse Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama Hanefi mezhebinde oluyor. Ama İmam Şafii Hazretleri yok diyor. Olduğu yeri iyi bileceksin. Olduğu yeri iyi bilecek olduğuna göre evliya olması lazım. Baktığını görecek. Sizin gibi. Ha, ben görüyorum değil mi? İsmail Bey görüyor muymuşum? Bir kere de mi görüyorsunuz hocam? Ya ben gördüğümü hatırlamıyorum da görüyor muymuşum? Ben iki üç kere uğraşıyorum. Öyle. Değil mi? Allah falan nasip eder. Hiç belli olmaz inşallah. Bir soru var hocam. Dinleyicimiz diyor ki Darül Harp'te borsada yüklü miktar para yatırarak spekülatif hareket yapmak caiz mi? Caiz değil. Hiçbir yerde Darül İslam'da olsa, Darül Harp'te olsa hile yapmak, hurda yapmak, başkalarına zararı uğratmak caiz değil. Hiçbir şekilde caiz değil. Hiçbir şekilde. Ama mesela diyelim ki banka. İslamiyet'le bir alakası yok bankanın aslında. Faiz sistemiyle çalışan Batılıların, Avrupalıların, Amerikalıların çıkardıkları bir sistem. Yeryüzüne de şimdi onlar hakim olduğu için. Onlar gönül rızasıyla veriyor. Sen para yatırınca senin parana aynı şekilde fazlalık veriyor. Onu alıyorsun.
onun aynı şekilde zararı olmaz. Çok kimse hani İslam İslam diye bağırıyorlar ya, onu da bilmez. O iskat meselesini bilmediler. Bunu da bilmezler. Yarın Ramazan-ı Şerif gelecek, o zekat meselesinde. Hem 80 gram. Neye göre hesap ediyorsun? Diyecek. Gebeleyip duracak. Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tam ilmi hasaette bildiriyor. Açıkça bildiriyor. 20 miskaldir 4 mezhepte de. Hesap ortada ya. Hesap ortada. Bunların ne hesabı akla eriyor ne bir şeye akla eriyor. Ve ondan sonra da tam ilmi hasaette bildiriyor. Karşı çıkıyor. Efendim bunda yanlışlık var. Senin kafanda yanlışlık var ondan. Anlayamıyor ki. Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.